Sağlık Sen TV ekranlarında mutlu akşamlar değerli izleyenler. Tarihler 25 Ekim 2024'ü gösterirken haber bültenimizle sizlerle birlikteyiz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin Ankara Kahraman Kazan'da bulunan tesisine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 vatandaş da yaralandı. Saldırıda TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak çalışan Cengiz Coşkun, makine mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan'la taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bu hain terör saldırısını lanetliyoruz. Değerli izleyenler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Anadolu Ajansı editör masasında gündemdeki gelişmeleri ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Doğan Çetesi soruşturması ile ilgili soruları yanıtlayan Memişoğlu, deliller toplandıktan sonra 26 Nisan 2024'te yapılan operasyonla Yeni Doğan Çetesi'nin çökertildiğini bildirdi. Her türlü suistimali engellemek için her şeyi yaptıklarını kaydeden Memişoğlu, tüm sağlık çalışanlarını töhmet altında bırakmanın doğru olmadığını söyledi. Bakın bunlar, biz sağlıkta çürük elmaları ayıklama yetkisindeyiz, kararlılığındayız ve bu konuda hiç kimseye taviz veremeyiz. Ve bunlar devam edecektir. Eğer gerçekten bu konuda çürük elmaları bulup gereğini her zaman yapacağımızı devlet Sayın olarak bakalım. Gündemde olan aile hekimliği düzenlemesiyle ilgili de konuşan Memişoğlu, konuyla ilgili mevzuat çalışması yapıldığını dile getirdi. Aile hekimliğiyle ilgili bir düzenleme mevzuatsal bir çalışma yaptık, bitirdik. Şu anda onay aşamasında, inceleme aşamasında. Orada da iyi hekimlik uygulayan arkadaşlar çok müsterih olsunlar. İyi hekimlik, hekimliğini gerçekten hakkıyla yapan arkadaşlarımız çok avantajlar elde edecekler. Bunu net söylüyorum. Öte yandan Memişoğlu, atama bekleyen sağlık personeline ilişkin soru üzerine 2025'te atama kadrolarını ilan edecekleri bilgisini verdi. Aile hekimliği yönetmelik taslağının ortaya çıktığı andan itibaren konuyu titizlikle ele alan Sağlık Sen, uzmanlarıyla birlikte taslak metin üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda bir rapor oluşturarak eylem planı hazırladı. Taslak metnin olumlu ve olumsuz taraflarının yer aldığı raporu yetkililerle paylaşan Sağlık Sen, konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mesaisine devam ediyor. Bu kapsamda Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ve Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken'le birlikte AK Parti Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Doktor Leyla Şahin Usta'yı ziyaret etti. Ziyarette taslak metin hakkında değerlendirmeler de bulunan Doğan, yapılacak düzenlemeler büyük özveriyle çalışan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları için olumlu yönde olmalıdır. Aile hekimi, aile sağlığı hemşire ve ebesi için gelir kaybına neden olmamalıdır. Sağlık Sen olarak aile hekimimizin, aile sağlığı hemşire ve ebemizin yanındayız ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler, Sağlık Sen Temmuz ayında düzenlediği aile sağlığı çalışanları güncel sorunları ve çözüm önerileri çalıştayının raporunu web sitesinde yayınladı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin toplum sağlığı açısından önemli olduğunu kaydeden raporda, bu bakımdan aile sağlığı çalışanlarının desteklenmesi ve rollerinin güçlendirilmesinin önemine değinildi. Ayrıca raporda, hedef nüfusla aile hekimi sayısındaki iş yüküne yansıyan orantısızlık, mali haklar, cari giderlerle negatif performans uygulaması gibi sorunlar yer aldı. Türkiye'nin dört bir yanında kreş açma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sağlık Sen, Ankara'daki kreşi için ön kayıt almaya başladı. Sağlık Sen'in Ankara'da açacağı kreşte akademik eğitimden değerler eğitimine, İngilizce ve Fransızca'nın yer aldığı çift dil eğitiminden müzik eğitimine, robotik kodlamadan farklı farklı atölyelerle zenginleşmiş kapsamlı eğitim ve oyunlar yer alacak. Ayrıca kreş, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Etlikşehir Hastanesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere birçok sağlık tesisine yakın mesafede bulunuyor. 3 ila 6 yaş arası çocukların gidebileceği Sağlık Sen Ankara kreşe ön kayıt için 0537 470 67 87 nolu telefon numarasıyla irtibata geçilebilir. Sağlık Sen Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarına dikkat çekmek için sosyal medya üzerinden hashtag çalışması gerçekleştirdi. Hashtag çalışması kapsamında yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin hak mağduriyeti yaşadığına dikkat çeken Sağlık Sen, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin genel idari hizmetleri sınıfına geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Değerli izleyenler, şimdi de Sağlık Sen şubelerinin yapmış olduğu faaliyetlerden derlediğimiz haberlere geçiyoruz.
İlk stetoskopun Sağlık Senden projesi kapsamında Sağlık Sen Konya Şubesi ile Diyarbakır Şubesi Tıp Fakültesi öğrencilerine stetoskop hediye etti. Konya Şube Başkanı Kerem Şefak'la Hekim Komisyonu İl Temsilcisi Uzman Doktor Mehmet Ergin, Tıp Fakültesi kazanan gençlere stetoskoplarını takdim etti. Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensaroğlu da kentte öğrenim gören Tıp Fakültesi öğrencilerine stetoskoplarını kendisi hediye etti. Ensaroğlu, eğitim ve sosyal sorumluluk içerikli bu projemizde olduğu gibi her daim sağlık çalışanı adaylarımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Sağlık Sen Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Ali Kara ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen kahvaltı programında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'yla Bartın Şube Başkanı Naci Durmuş'un da katıldığı programda sağlık çalışanlarının talepleri dinlendi. Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi ve yönetim kurulu üyeleri, Osmancık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Kübra Duran ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Feride Yazar'ı ziyaret ederek hastanede görevli sağlık çalışanlarının sorunlarını iletti. İzmir Birnoğlu Şube Başkanı Gencer Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Ziyarette sağlık çalışanlarının sorunları dinlendi ve hastane yönetimine iletildi. Elazığ Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıklar Hastanesi'ne müdür yardımcısı olarak atanan Erhan Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette gündeme dair değerlendirmeler yapıldı. Kocaeli Üniversite Şube Başkanı Mustafa Resul ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Üniversite Hastanesi ameliyathane biriminde görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Ziyarette sorunlar istişare edildi. Değerli izleyenler, bu haberimizle birlikte haber bültenimizin sonuna geliyoruz. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.